Selamun aleyküm apelastlar, Türkiye sakinleri. Bugün elinden geldiği kadar gösterge ekranımızı, kadranımızı nasıl sokabiliriz, nasıl geri takabiliriz, ışıklarını nasıl değiştirebiliriz sorusunu elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Ve videonun sonlarına doğru bir tane bonus sorusu ekledim. Onun da cevabını Allah nasip ederse ilerleyen dakikalarda izleyeceğiz. Gösterge ekranını sokabilmem için 20'lik tors anahtarımızın olması lazım. Eğer o yoksa şu şekilde küçük tornavidaya ihtiyacımız olacaktı. Bu işlemleri yaptıktan sonra kadranımızı ne yapmak istiyorsak, temizlemek mi istiyoruz, kırmak mı istiyoruz, yoksa yenilemek mi istiyoruz, ışıklarını değiştirmek istiyoruz, ne yapmak istiyoruz, onları yaptıktan sonra tekrar takmaya doğru geçiyoruz. Şimdi sökmeyi hep beraber görelim. Evet, şimdi arabamıza geldik. Arabamıza geldikten sonra yapmamız gerekenleri anlatıyorum. İlk önce koltuğu en arkaya doğru iteceğiz. Sonrasında direksiyonumuzu kendimize doğru çekeceğiz ve en aşağı konuma doğru alacağız. Şu şekilde en üstte, bu şekilde en altta. En alta getirdikten sonra bunu güzel bir şekilde kilitliyoruz. Güzel bir şekilde kilitledikten sonra arabamızı ilk önce bir çalıştıracağız, bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra Allah nasip ederse sökmeye doğru gideceğiz. 1 2 3 4 5 Tamam, şimdi arabamızı bir çalıştıracağız. Arabamızı çalıştırdık. Bir ön armerlik yok. Tamam. Şimdi arabamızı stop ediyoruz. Arabamızın gösterge kadranını sökmeye doğru gidiyoruz. Gösterge kadranını sökebilmemiz için vida yerlerini tespit etmemiz lazım. Vida yerlerini tespit ettikten sonra Allah'ın izniyle teker teker sökmeye doğru gideceğiz. Birincisi burada. İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Dördüncüsü de burada olmak üzere. Toplamda dışarıda 4 tane vida bulunmakta. O vidaları Allah'ın izniyle şimdi söküyoruz. Şu an bütün vidaları söktük. Vidaları söktükten sonraki hareketimiz. Görmüş olduğunuz gibi çerçevemizi çıkarttık. Çerçevemizi çıkarabilmemiz için buradan bastırmamız lazım. Buradan bastırdıktan sonra kendimize doğru yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. Allah'ın izniyle çıkacaktır. Şuradaki tırnaklara dikkat edin. Burayı esnetmemizdeki en büyük sebep budur. Bunu da dikkat ederek kırmadan çıkarmaya özen gösterelim. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iç tarafta da gösterge tutan iki tane tırnak bulunmakta. Bir tarafta bu, diğer tarafta bu. Şimdi bunları da güzel bir şekilde çıkartacağız. Göstergenin aşağısında bulunan, sağ ve solda bulunan iki ayağı söktükten sonra şurada da görmüş olduğunuz gibi bir mandal bulunmakta. Bu mandal şu an sağ konumda. Şimdi bu haldeyken bakınız, gelmiyor. Neden gelmiyor? Buradaki görmüş olduğunuz tırnak, mandal bunu tutuyor. Şimdi biz bu mandalı kurtarıyoruz. Gördüğünüz gibi kurtardık. En sol tarafa doğru ittik. Şimdi bunu çektiğimiz gibi Allah'ın izniyle gelmesi lazım. Kameramızı sabitliyoruz. Yukarıdaki mandaldan kurtulduktan sonra bu göstergemizi kendimize doğru çekiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane ayak var, sol ve sağda. Onların yukarısına doğru kaldırıyoruz. Sonra kendimize doğru yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi fazla bir zahmete girmedik. Çok şükür. Ve gösterge ekranımızı söktük. Buradaki bölüm gösterge ekranımızın fişi. Buradaki paneli de sökebiliyoruz. Göstergemizin arkasında bulunan bölüm burası. Şu görmüş olduklarınız kanallar. Kalorifer kanalları. Bu şasiye kablomuz. Oradaki görmüş olduklarınız da sigorta kabloları. Hiç kurcalamıyoruz oraları. Şu görmüş olduğunuz demirler ise direksiyonumuzun sabit olmasını sağlayan demirlerdir. Buradaki kısım ise, kırtlağın olduğu ise direksiyonun ileri ve geri oynamasını sağlayan özelliktir. Evet, şimdi gösterge ekranımız olmadan arabamızı çalıştıracağız. Araba çalışır mı çalışmaz mı sorusunu sormuştuk. Bakalım arabamız çalışacak mı? Bir anormallik olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Arabamızın çalışmasında herhangi bir problem, bir anormal yok. Direksiyonu çevirmemizde de herhangi bir anormallik, bir problemlik yok. Tamamdır. Bu bize bir şekilde yeterli olacaktı. Şimdi gösterge ekranımızın içini açmaya doğru geçelim. Gösterge panelimiz burada. Şimdi bu panelimizi sökmemiz lazım. Sökebilmemiz için yapmamız gereken tırnakları birbirinden ayırmak.
Bu görmüş olduğunuz tırnağımız. Bu tırnak bunu sabit tutmasını sağlayan parça. Burada görmüş olduğunuz gibi ayakları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane toplamda beyaz ayağı var. Şimdi bu ayakları teker teker çıkaracağız inşallah. Buradan ayağımıza bastırıyoruz. Ayağı bastırdıktan sonra buradan içeri doğru tornavida soktuk. Görmüş olduğunuz gibi usulüne uyarak çıkarırsak kırmadan çıkarırız Allah'ın izniyle. Bunu güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Kenara alıyoruz. Şimdi kadranın arkasını çıkartacağız. Arkasını çıkartabilmemiz için yapmamız gerekenler. Bir burada, iki burada tırnağı bulunmakta. Bu tırnakları çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi kendini salıyor. Burayı söktükten sonra da burada ampullerimiz bulunmakta. Ampulleri değiştirerek istediğiniz rengi verebilirsiniz. Şimdi burayı kapatıyoruz. Burayı da söktüğümüz gibi. Burada göstermek istediğim bir mesele var. Asla es geçmeyin. Şimdi bu göstergelerimiz normal. Hiçbir anormallik yok. Şimdi iyi bakınız. İleri ettim. Gerileme var mı? Yok. Atalım. İleri attım. Bir anormallik var mı? Yok. Arabayı çalıştırdıktan sonra, kapattıktan sonra hem benzin göstergesi hem de termostatın düştüğünü görüyoruz otomatik olarak. İşte bu, buradaki görmüş olduğumuz gösterge kadranındaki özellik sayesinde. Şimdi, hararet seviyesini yükselttim. Bakınız kendisini yavaş yavaş aşağı doğru indirdi. Benzin göstergesi, o da aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi kendisini sıfır konumu aldı. Burada dikkat etmeniz gereken bir mesele vardır ki şurada çok dikkatli ve özellikle dinlemenizi istediğim bir mesele var ki hararet muşunun olduğu konum şu 2'nin altında olması lazım. Bakınız çok dikkatlice bakınız. 2'nin altında olması lazım. Eğer 2'nin altında olmazsa hafif şuralarda olursa araba çalıştığı zaman yüzlerde hatta buralara kadar gösterecektir. Halbuki arabanın maksimum sıcaklığı 90 derecede olsa dahi buralarda gösterecektir. Neden? Çünkü burada çalıştığından dolayı. Arabanın çalışma sıcaklığının derecesi burada olmalıdır. Yani araba çalışmadan önce kapalıyken kontak taktığı anda göstergesi burada olmalı. Bunu da asla es geçmiyoruz. Şimdi buradan sonra yapıp yapmamak sizin keyfinize kalmış. Ama ben burada güzel bir çalışma yapmayı planlıyorum. İnşallah olur. Olmazsa da sorun değil. Elimizden geleni yapacağız inşallah. 3500 devir ile 110 sınırının olduğu yere kırmızı kalem ile hafif çizgiler yapacağız Allah'ın izniyle. Güzel bir şekilde boyama yapacağız. İnşallah şu şekilde orijinal bir görünüm kazanmasını sağlayacağız. Olmazsa sağlık olsun. Olursa da güzel olacak inşallah. Şimdi dikkatle titiz bir çalışma yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi hem burayı hem de burayı istediğimiz gibi boyadık. Hafif bir beyazlık var, o problem değil. Şimdi takmaya doğru geçelim. Şimdi takmaya doğru geçiyoruz. Ayakların oturduğundan emin olduktan sonra su kolay. İlk önce yukarıya oturttuktan sonra parçalarımızın tam oturduğundan emin olacağız. Şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde güzel bir şekilde oturttuktan sonra üstünü bir kere daha temizliyoruz. Şimdi takmaya hazır konuma gelmiş durumda. Şimdi gösterge panelimizi yavaş yavaş yuvasına doğru sokuyoruz. Eğer bu şekilde oturtmada sorun yaşıyorsanız soketi dışarıda takıp o şekilde yerleştirmeyi göstereceğim. Takmadan önce bir şey çok dikkatimi çekti ki buradaki görmüş olduğunuz mandal kırık. Buradaki mandal kırık olduğundan dolayı yeri geliyor tam tutmuyor, yeri geliyor tam tutuyor. Şimdi soruyorlar Astra'da kronik problem var mı diye. Ah en büyük kroniklerden bir tanesi bu. Ya bunu biraz daha kaliteli yapabilirdi veya daha farklı seçenek yapabilirdi. Fakat patent meselesi yüzünden bu şekilde farklı bir karmaşık görünüme gitmiş. Biz de bunu Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar üstüne geleceğiz. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi buraya çıkardım. Buradayken de takacağım. Ondan sonra o şekilde takmaya doğru gideceğiz. Şimdi mandal böyleyken buradaki soketi ona göre takacağız Allah'ın izniyle. Sonra yolcu tarafına doğru ittireceğiz. Bunu bu şekilde kilitleyeceğiz.
Evet, şimdi başarılı bir şekilde ışıklarımızı yakmış bulunuyoruz. Arabamızı bir çalıştıracağız. Bir anormallik görmüyoruz. Şimdi takmaya doğru devam ediyoruz. Son olarak çerçevemizi de güzel bir şekilde takıyoruz. Çerçevemizi de güzel bir şekilde oturttuk. Yukarıdan ve aşağıdan bastırarak tırnaklarına dikkat ettik. Bütün parçalarımızı taktık. Tekrar bir kontrol edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bir anormallik söz konusu değil. Açtık, içini temizledik. Bu şekilde temizliğini yaptık. Görmüş olduğunuz gibi elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ki yapmayanlar, yapmak isteyenler ve yapmaya niyetli olan herkese yardımcı olmak maksadıyla en ince detayına kadar anlatmaya çalıştım. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Opel Astra Türkiye maliyeti olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Videoların devamı gelecektir Allah'ın izniyle. Nice sorulara bu şekilde cevaplamaya devam edeceğiz. Şimdi bonus sorumuza ve cevabına gidelim. Gösterge ekranımız olmadan bilgisayarda benzin ölçümü yapar mı? Evet kıymetli izleyicilerimiz, bonus sorumuzun cevabını Allah'ın izniyle de vereceğiz inşallah. Şimdi bonus sorumuzun cevabı şudur. Gösterge kadranı olmadığı zaman bilgisayarda okuma yapar mı? Bilgisayarda değer gösterir mi? Bakınız, kalacak kilometreyi, gidecek yeri, kalacak kilometreyi falan göstermemektedir. Diğer konumlarda çalışmamaktadır. Tuşa basıyorum. Tuşa basmama rağmen hiçbir şey tepki vermiyor. Kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eğer gösterge kadranı yoksa bir gösterge vermeyecektir bilgisayar. Şimdi videomuzu bitirmeye doğru geçelim. Bonus sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olduk. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.